Oturumumuz satışın altın kuralı konulu oturum olacak. CRM Medya Ajans Başkanı Sayın Ramazan Beceri oturumu için kürsüye davet etmek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Geçen yıllarda da konuşmuştuk. Sektörün sorunlarını ele alan böyle değerli organizasyonlar için böyle organizasyonları biz destekliyoruz ve Pınar Hanım da gerçekten bu konuda çok başarılı işler yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok da uzatmayayım. CRM Medya 2009'dan beri medya sektörü ile inşaat sektörüne odaklı bir medya kuruluşu. %80 portföyünü inşaattan oluşturduğu için bizim için değerli bir noktada. O yüzden biraz fiyattan bahsediliyor. Bugün aslında fiyat gerçekten satışın önündeki en büyük engel mi değil mi? Bununla bir başlayacağım. Şöyle bir videomuz var. Arkadaşlar oynatabilirse. Zeyno. Canım. Aşkım gelsene şu fırın içine halledelim. Hangisini istiyorsun bebeğim? Şimdi bakayım buna. Böyle üç tane. Evet. Hangisi? Bunu. Bu mu? Ama. Emin misin? Ay değilim işte. Çok pahalı ama bu. Ya sen parasını düşünme. Hangisini istiyorsun onu söyle bana. Bu tabii ki bu ama nasıl düşünme? Nasıl düşünme? Yarı yarıya fark var. O sen nasıl düşünme? Bir tane aşkım. Sabahtan akşama kadar mutfakta sen zaman geçiriyorsun. Hangisinin işine yarıyorsa onu söyle. Sen parasını düşünme. Söyle bana. Hangisi? Ya. Çok zayıfım. Çok tatlı. İyi misin? Hangisi bu? Ya, o zaman bu. Bu mu? Emin misin? Evet, eminim. Bu mu? Evet, bu. Oh be, işim rahatladı Zeynep. Vallahi dinledim. Bunu aslında sayesinde 600 lira kar etmiş olduk Zeynep. Bakar mısınız? Merhaba. Bunu alıyoruz, karar verin. Hayır, almıyoruz onu. Kardeşim, hangisi? Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ben sana üç kere sordum. Sen inanamıyorum. Evet, gördüğümüz gibi aslında ucuz olan tercih edilmiyor. Yani kalite eşittir pahalı. Fakat bunun için şu tabloya iyi bakmak lazım. Yani inşaat üreticileri, konut üreticilerinin aslında odaklanması gereken tablo burası. Ülkedeki konut sıkıntısını yaratan en önemli şey aslında konutu geliştirirken kitle olarak bir kitle belirliyoruz. Fakat süreç içerisinde gelecek olan fiyat değişimlerini öngörmediğimiz için konuta yaptığımız zam buradaki kitlemizi değiştiriyor. Ve konutun kalitesi veya öne çıkan özellikleri o kitlenin üzerine çıktığı için satışta zorlanıyoruz. Öncesinde yapacağımız bir takım koyacağımız özelliklerle ürünü değerli hale getirmek lazım. Yani iki ürünü yan yana koyduğumuzda seçmek için bir artıya ihtiyacımız var. Kendinizi işte bir satın alma eğilimine girdiğinizdeki durumunuzu düşünün. Ben ilk aracımı aldığımda İki aracı yan yana koyduğumda diğerini tercih etmemdeki tek sebep vardı. Arka camlardaki otomatik olması. 1500 lira fazla para verdim. Baktığınızda küçücük bir şeydir. Kaliteyle alakalı bir araba programında bir söylem dikkatimi çekti ve gerçekten de inanıyorum. Dedi ki kaliteyi arabayı nereden anlarsın? İşte ABS dedi vesaire şudur budur. Hayır dedi diğeri. Sadece şu kol tutma yerini çekiyorsun. Bıraktığında süspansiyon varsa kalitelidir. Yani kalite dediğimiz şey aslında ne kadar parona yaklaşabiliyorsunuz kalite konusunda ABS'yi hepsi koyuyor. Yani bir kapı hepsinde var. Bütün konutlarda var. Pencere hepsinde var. Fakat bunu ben müşterimi nasıl değerli hale getireceğim? Yani orada atıyorum bir salona girdiğinizde ev sinema sisteminin tesisatıyla karşılaştığınızda ya diyorsunuz ki bir konut firması bunu dahi düşündüyse her şeyi düşünmüştür. Bu konut muhtemelen yıkılmayacaktır. O yüzden yani şu kitle yukarıya doğru çıktığında beklentisi çok artıyor çünkü kitle azalıyor ve paraya sahip olan bir kitle olduğu için sorgulayan da bir kitle oluyor. O yüzden alta doğru gittiğimizde oradaki kitle çok kalabalık. Buraya bir ürün yapıyorsak şu anda 3000 lira metrekare bir ürün geliştirsek şu anda peynir ekmek gibi satarız. Yani hepimiz de bunu biliyoruz.
Yalnız şu anda 10 bin liranın üzerine çıktığında buradaki kitle azalıyor. Bence en büyük yapılan hatalardan birisi A plus kitleyi hedefleyen konutların sayısının çok fazla olmaması gerekiyor. Yani bir toplu konut gibi yapılmaması gerekiyor. Buralar butik ve gerçekten insanların iç içe yaşamak istemediği alanlar. Onlara da prestij katıyor olması lazım ki burayı tercih etsinler. Şimdi kriz dönemi için tavsiyeler dedim ama çok kriz sözünü çok dillendirmeyi ben de Muammer Bey gibi uygun görmüyorum. Yani kendimizi etrafımıza ne kadar olumsuzluk yayarsak aslında krizlerin çıkışının asıl sebebi bu oluyor. İşte Amerika'da çok önemli bir şirket sırf bu yüzden batıyor. İşte içerideki bir finans departmanında çalışan bir arkadaş mail trafiğinin içerisine yanlışlıkla başka bir CC'ye birisini koyuyor. Ya şu an ödeme sıkıntısı çektiğimiz için ödemeyi bir hafta erteleyelim diyor. Bu başka birisine gidiyor. Oraya buraya derken ve şirket bir anda medya kuruluşlarına falan düşüyor, batıyor. Yani bu krizlerin aslında çıkmasının en büyük sebebi bu. Herkes etrafındaki 10 kişiye olumsuzluk yaydığında bir anda piyasa kilitlenecek duruma gelebiliyor. Şimdi tavsiyelere geçelim. Ya birincisi markamıza yatırım yapalım. Bu markaya yatırım yapmak bir reklamcı olarak çok para harcayın, markanıza çok reklam yapın anlamında algılanmasın. Marka dediğimiz şey yaşayan bir organizma. Şu hataya da düşülebiliyor bazen. Çok ciddi reklam bütçeleriyle bir anda reklam yapacağız ve marka olacak gibi bir algı oluşabiliyor. Bu da çok yanlış. Bunun altını dolduruyor olmak lazım. Ben böyle bir reklam çıktığında karşıya gelen talebi nasıl değerlendireceğim? Bu insanlara nasıl karşılık vereceğim? Bunun altyapısını hazırlamadan yapılan böyle bir kapsamlı reklam çalışması da müşterimizin gerçekten olumsuz etkilenmesini sağlıyor. Şimdi markaya yatırım yaparken birkaç tane önemli kelime var. Bunlardan bir tanesi bir kelimeyi sahiplenmek. Bu gerçekten çok önemli. Her kelimenin sahibi olamayız. Bir Volvo dediğimizde güven aklımıza geliyor. Bir Mercedes dediğimizde bir konfor aklımıza geliyor. BMW dediğimizde biraz daha hırçınlık ve sportiflik aklımıza geliyor. Bunlar aslında markaların seçtiği ve bunun üzerine yatırım yaptığı şeyler. Biz de konut sektöründeki bir marka olarak bir kelimeyi sahiplenmeliyiz. Bunu dürüstlük diyebiliriz, doğruluk diyebiliriz. Bir mahalle kültürü, bir komşuluk diyebiliriz. Bir şeyi sahiplenmemiz lazım ve bunun üstüne gitmemiz lazım. Referans gerçekten çok önemli. Şu an krizden etkilenmeyen veya böyle kırılgan dönemlerden etkilenmeyen firmalara baktığımızda ne diyoruz mesela? İşte X bir firma lansmana çıktığında %25'ini satmış. Bunu nasıl satıyor? Bir referansla satıyor ve referansın verdiği, daha önceki olumlu müşteri kitlesinin verdiği bir güçle satıyor. Bu sunumun genelinde aslında bundan bahsedeceğim. Yani nasıl olumlu müşteri kitlesi oluşturulur? Buna değineceğiz. Şimdi reklam dediğim şey, evet başlangıçta markayı bir noktaya getirinceye kadar bir reklama ihtiyacımız var. Fakat sonrasında bu gerçekten bir ülkenin savunma bütçesi gibi bir noktaya geliyor. Siz reklamı kestiğiniz anda ya acaba firmaya bir şey mi oldu gibi bir artık ne derler gereksinim gibi bir hal alıyor. O yüzden hani markalaşma sürecine girdikten sonra bunu göze alarak girmek lazım ve gerçekten her yıl yapılan bütçenin içerisine belli bir oranda reklam bütçesini koymak lazım. Coca-Cola'nın şu anda aslında reklama ihtiyacı yok. Herkes tüketiyor. Fakat reklam yapmadığında bir anda pazar payını Pepsi'ye kaptırma ihtimali çok yüksek. O yüzden sürekli reklama ihtiyacı var. O yüzden bu refleksi de geliştirmek lazım. Şimdi reklam yaparken de iki tane görülen aslında reklam şekli var. Bir tanesi performans reklamcılığı. Şu anda ihtiyacımız olan ve çokça tercih ettiğimiz bir reklam şekli. Reklama çıktığımız anda bir lead'le veya müşteriyle karşılaşmak istiyoruz. Ve bunu sağlayan performans reklamlarıdır. Bir de branding dediğimiz markaya yönelik reklamlar. Bunu yaparken aslında insanların o an için o ürüne ihtiyacı yoktur. Fakat ihtiyaç duyduğu anda aklına gelirsiniz. Yani şurada gördüğünüz reklam. İşte Twix'i şu an reklamını gördüğünüzde çok bir anlam ifade etmez ama bir marketin önüne geldiğinizde o ürünle karşı karşıya kaldığınızda ha evet hemen size bir güven oluşur, bilinçaltına oynar. O yüzden bunun dönüşü biraz uzun vadelidir. Ben branding reklamlarını bu reklamları çocuğa benzetiyorum. Branding reklamlarını çocuğu koleje yazdırmak, performans reklamlarını da alıp tamirciye vermek olarak hemen paraya döner. Öbürü uzun vadede size gelir sağlar veya size bir prestij sağlar olarak bakıyorum. Şimdi özellikle çok fazla satışçılarla iç içe bir kurumuz.
Ve benim gördüğüm burada ciddi bir değişime ihtiyaç var. Özellikle buna vurgu yapıyorum. Yeni düzene uyum sağlamak, teknolojiyi iyi kullanmak. Burada en önemli eksiklerimizden bir tanesi. Ya bu bir gerçek. Numaratör ile kuyruğa girilen dönemler artık kalmadı. Yani talep gerçekten azalmaya başladı ve seçici bir kitle var. O yüzden bu kitleye iyi davranmak lazım. Biraz şunu, bunu da hani bir avamca tabirle şöyle bir şey benzetme yapayım. Hani bardan giren bir hanımefendi gibi düşünmek lazım müşteriyi. İçeride çok fazla erkek var artık. Yani eskiden barın içi bir homojen bir dağılım vardı. Bu bayanı etkileyebilmek için çok ciddi güzel giyinmek gerekiyor. Background'u iyi geliştirmek gerekiyor. Konuşmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl giriş yapacağınızı vesaire. Sonrasını nasıl getireceğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Artık eskisi gibi bir konut sektöründe özellikle dönemimiz yok. Alıcı yok mu? Var. Yani sonuçta yıllık 600 bin konut mutlaka satılacak bu ülkede. Şöyle veya böyle barınacağız. Bundan kaçış yok. Şimdi reklamda en büyük sıkıntımızdır. Bir iletişim formu alırız veya bize ulaşmak isteyen bir kişi telefona sarılır. Fakat buna muhtemelen dönüş olmaz. Bu bizim katıldığımız bir Facebook etkinliğinden aldığım bir istatistiktir. 5 dakika içerisinde müşteriye dönüş yaparsak buradaki etki tam 5 kat artıyor. Bunu da şöyle düşünün, sonuçta bir atmosfere girmişsiniz, araştırmışsınız, karşınıza bir site çıkmış, incelemişsiniz. Ya demişsiniz ki orada da hemen formu doldur sana ulaşayım. O an için kullanıcı formunu doldurmuş ve o bilgisayarı kapattığı andan itibaren başka bir dünyaya giriyor. Ve iş adamıysa yoğun bir trafiğe giriyor, başka bir toplantıya giriyor vesaire. Ve buradaki iletişimde bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. O yüzden taze taze ne kadar hızlı bu kişiye dönüş yaparsak satma ihtimalimiz de o kadar artıyor. Telefonla satış ve yüz yüze satış arasında ciddi farklar var. Şu anda klasik satış tekniklerinde satışçıya hem telefonla konuşma hem de yüz yüze satış misyonunu yüklüyoruz. Fakat özellikle lansman dönemlerinde biraz daha böyle trafiğin yoğun olduğu bir dönemde o satışçının kapıdan giren bir müşteriyle ilgilenmesi, aynı zamanda da önüne düşen o müşteri formlarını araması veya gelen telefonlara karşılık vermesi çok mümkün olmuyor. Ne oluyor? Bunlardan birisi bir bacağı eksik kalıyor. Ve ya kapıdan giren müşteriyle ilgilenmiyor veya o telefonla bakacağım diye, telefonla ilgileneceğim diye kapıdaki müşteriyi kaçırıyor. O yüzden bu ikisini ayırıp call center'lar dediğimiz sadece telefonla ilgilenen kişilere satış ofisine getirmeyle alakalı bir KPI. Yani satış ofisine bir kullanıcıyı sokarsan, bir müşteri sokarsan sana şöyle bir prim, satış ekiplerine de satarsan şöyle bir prim şeklinde bir ayrımla buradaki organizasyonu tamamlamak gerekir. Çalışma ortamında insan inisiyatifini en aza indirmek. Ben bunu her sektörde gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü belli bir kişiye, ya burada dedik ki biz formu verdim, sen bunu aradın mı? Aradım. Fakat birçok müşterimizde, çok kurumsal müşterilerimizde dahi şunu görüyoruz. CRM'in içerisinde ben bu müşteriyi aradım, şöyle bir konuşma gerçekleşti olarak yazılan bir şeyin aslında aranmadığını, müşteriyi aradığımızda bana böyle bir ulaşım olmadığını duyduğumuz oluyor. Yani bir müşteriye ulaşmak için bu kadar para harcıyoruz, fakat orada bunu baş başa bıraktığımız bir arkadaşımız bizim müşterimize dönüş yapmıyor. Bu çok değerli bir şey. Bunu takip etmek lazım. Bizim bunun için geliştirdiğimiz bir sistemimiz var. Bununla aslında katıldık. Sisteme lead düştüğü anda otomatize bir şekilde sistem formu arıyor ve ilgili call center personeline bağlıyor. Şayet o an için buna karşılık vermezse kullanıcı, müşteri, sistem yarım saat sonra tekrar deniyor. No'ya basarsa bir daha deniyor ve gün içerisinde 4 defa deneyip bir gün sonra bırakıyor, bir daha denemeye başlıyor gibi buradaki insan inisiyatifini en aza indiren bir teknoloji üzerinde şu anda çalıştık ve ortaya çıkardık. Bununla alakalı da bilgi almak isterseniz dışarıda standımız var. Eğitim. Gerçekten eğitilmemiz gerekiyor. Hepimizin eğitime ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Özellikle satışçılarımızın çok ihtiyacı var. Bir sürü satış tekniği var. Karşındaki kişiyi analiz etme. Ben özellikle bu dönemdeki satışçıların satışçı değil psikolog olması gerektiğini düşünüyorum. Yani karşındakinin bildiği veya mesleğiyle alakalı 3 dakika konuşabilecek donanımda bir insan olması gerekiyor. Ürün anlatarak satış yapılmadığını arkadaşlara anlatmamız gerekiyor. Bununla alakalı eğitimlerin sistematik bir şekilde bu kişilere veriliyor olması gerekiyor. Ben şahsen birçok
firmanın bütçesini yönetiyorum ve gerçekten hatırı sayılır paralar harcıyoruz. Bunun karşılığında edindiğimiz datanın veya müşterinin heba edildiğini görüyorum. Bakın geçen gün bir satış ofisindeyim. Dedi ki ya bize dedi cebinde 200 bin lira olan adam getirme. Ya 200 bin lira olan adamın cebinde 200 bin lira olan adamdan ben 2 milyonluk bir alım yaptırırım. Bunu anlatarak, onu ikna ederek, işte krediye yönlendirerek. Ben şu lafa inanıyorum mesela. Bizim Türk milletinde vardır. Bizim sıkıntımız bu sene. Önümüzdeki sene oradan o gelecek. İşte karım, işte babası ölürse evi bana kalır, ben onu satarım, bir şekilde borcumu öderim gibi bir takım hayaller peşine düşüyoruz. Birazcık önünden yuvarlandığınızda herkesi alıma ikna edebilirsiniz. Sadece terapiye ihtiyacı var. O yüzden personellerimizi eğitmemiz gerekiyor. Her açıdan. Yani bunu üst kademeden tutun çaycıya kadar. Bunu sağlarsak marka olacağız. Ki bu da onu destekliyor. Bu gerçekten de böyle. Bu konut alımında da böyle, araç alımında da böyle. İnsanlar planladığı bütçenin %30, %50 arasına yukarısına çıkıyor. Bunu veren bunu da verir. Ya işte olmuşken güney cephe olsun. Ya bir daha değiştirmeyelim. 2+1 olacağına 3+1 olsun. Orada olacağına burada olsun cümlesini hepimiz kuruyoruz. Ya ayda ödeyeceğim kredi taksitleri 100 lira daha fazla olsun ama ya işte bir de kendini de ikna ediyorsun. Ya işte oradan günlük araç, otobüs masrafı falan derken ben öderim bir şekilde deyip biraz aslında satışçının buradaki kabiliyeti gerçekten satış yapma kabiliyetini çok artırıyor. Şimdi denetlemek, takip etmek bu çok değerli bir şey. Denetlemediğimiz hiçbir şey ileriye doğru gitmiyor. Bir Bursa'da bir sanayicinin taktiğini anlattılar bana. Bunlar Sunta imalatı yapıyormuş. Pardon. Karo imalatı. Elemanlarına diyor ki günlük diyor 30 üretimin üstüne çıkarsanız sizin. Ve çalışıyorlar. 35 tane üretiyorlar. Sonrasında 2 ay geçiyor. 35'in üstüne çıkarsanız diyor sizin. Ondan sonra 40'a çıkıyorlar. Sonra 2 ay geçiyor. 40'ın üstüne çıkarsanız sizin diyor. Bu defa 43 oluyor. Bundan sonra diyor 43'ün altında kalın diyor kovarım. Şimdi hikaye olarak bir kişinin aslında performansını artırmak bizim elimizde. Biz ne kadar bırakırsak onlar o kadar yayıyor. O yüzden müşterimizle en değerli varlığımızla baş başa bıraktığımız insanların ne konuştuklarını ben çok merak ediyorum şahsen. Yani sizin de merak ettiğinizi düşünüyorum. O yüzden bununla alakalı belli dönemlerde denetimler yapmak lazım. Bunları dinlemek lazım veya bununla alakalı gizli müşteriler yapmak lazım. Bu çok değerli bir şey. Ölçümlemek, eğer ölçmezsen iyileştiremezsin. Biz sürekli aslında arabamızın ne kadar yaktığını dahi ölçen bir milletiz. İş yerimizde neyin ne kadar ederi olduğunu, bir müşterimizin ne kadar müşteri geliyor, ne kadar satışla gerçekleşiyor, gerçekleşmiyorsa neden gerçekleşmiyor? Ben aynı yerden düşülmesi kadar yanlış bir şey görmüyorum. Yani önünüzde bir çukur var ve bu çukuru tespit edemiyoruz. İnsanlara satış gerçekleşmiyor. Niye gerçekleşmiyor? Ürün çok pahalı. Hayır. Bunun başka bir nedeni olmalı. Biz bunu nasıl çözmeliyiz? Bununla alakalı tavsiyeler nelerdir diye sormadan aylarca aynı hatayı yaparak aynı müşterilere, aynı sunumla, aynı şeylerle gidiyoruz. Ölçmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Sormamız lazım, üzerine gitmemiz lazım. Yoksa sonunda başarısızlık kaçınılmaz. Müşteri memnuniyetini artıran en önemli unsur sattıktan sonra ürüne bir özellik eklenmesi. Yani siz evi sattınız, adam girdiğinde evine bir tane buzdolabıyla karşılaştı. Yani ona satarken böyle bir vaatte bulunmadığınız için onu çok mutlu ediyor ve sonrasında sadık bir müşteri haline geliyor ve etrafına da ciddi anlamda frekans yayıyor. Çünkü verdiğiniz şey güven. Bu adam bunu söyleyerek bana satış yapabilirdi, beni ikna edebilirdi, yapmadı ve bugün bana bunu yapıyorsa aslında bütçesine koymadığı veya bana vaat etmediği bir şeyi veriyor ve bundan dolayı çok mutlu oluyor. Hepimiz hediye almayı seviyoruz. O yüzden bu tarz ince nüanslar loyalty kabiliyetini çok artırıyor. Teslimden sonra müşterinin yanında olmak. Şu anda özellikle bir araç alırken hepimiz servis ağının ne olduğunu ve yarın öbür gün bir sıkıntı yaşadığımızda parça bulabilir miyiz vesaire gibi bir takım sorular soruyoruz. Aslında konut sektörü içinde bu da ya çok kolay bir şey ama yapılmıyor. Yapanlar var ve gerçekten marka yapan önemli unsur bu. Aslında yapacağım bir tane numara ve en ufak yaşadığım bir sıkıntı da beni ara. Ya müşteri için o kadar değerli ki. Ya bir tane orada çeşmesinin değiştirileceğini bilmek onun için çok güzel bir
aslında loyalty sağlayan ve referansı sağlayan önemli unsur. Bunu yapmak çok zor değil ve maliyet değil inanın. Ulaşılabilir olmak, yani insanların sorunlarını dinlemek, bir sıkıntısı varsa bunu çözmeye çalışmak çok değerli. Çünkü burayı çözmediğimiz takdirde bu insanlar çözümleri şikayet var gibi veya internet platformları gibi bir takım noktalara taşıyorlar ve bir sonraki aslında bizim konut satışımızı veya başka bir ürün satmamızla alakalı en önemli engel haline geliyorlar. Ben sektörde çok görüyorum. Yani içerideki mutsuz müşterilerden dolayı açılan sosyal medya gruplarının ne kadar satışı engellediğinin çok iyi farkındayım. O yüzden müşteriyi dinlemek ve bununla alakalı adım atmak gerekir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah faydalı olmuştur. Ayağınıza sağlık. Detaylar projedefırsat.com'da. Kendini kendine avantajlı.